Çok değerli Akit Televizyon izleyenleri, bir iz bırakanlar programıyla daha karşınızdayız. İz bırakanlarla, hayatımıza dokunanlarla birlikte olmaya devam ediyoruz. Bugün güzel bir insanla karşı karşıyayız. Hasan Celal Güzel. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne güzel bir açılıştı bu. Evet. Ayrıca ben iz bırakanlar programını ihkal ettiğim için de çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Bizim için büyük onur. İşte bu nevi programların sonradan iz bırakmama vesile olacağını düşünüyorum. Efendim çocukluk hayatınızdan başlayalım mı? Sizi biraz değerli izleyicilerimiz zaten tanıyorlar ama ilk ve orta öğretiminizi Anteplisiniz ama Malatya'da. Ben efendim doğma büyüme Malatyalıyım aslında. Öyle mi? Babam 20 sene evvel Malatya'ya yerleşmiş ticaret maksadıyla. Fakat Antep'in de çok tanınmış iki ailesinden meydana geldik. Birisi Güzelbeyler, birisi de Kahyazadeler, Göğüşler. Bunlar çok eski Türkmen aileleridir. Ve bütün Gaziantep'te tanınırlar. Benim doğup büyümem Malatya'da oldu aslında. Nüfusum Gaziantep'te ama. Evet. O nazı Gaziantep'te gerçekten bir doğum yapmış anacığım. Ondan sonra da Antep'e, Malatya'ya geri dönmüş. Onun için ben o açıdan Malatyalı olduğumu söyleyebilirim. Federasyon başkanıydım. Mülkenin hukuk işleri başkanı olarak. O mülkede çok güzel günlerimiz oldu. Mesela size bir yönetim kurulu sayayım. Başkan ben, Hasan Celal Güzel. Evet. Başkan yardımcısı olarak ve Esat Güçen vardı, değerli bir arkadaşımızdı, kaymakam. Bir de sonradan Melik Gökçek oldu. Üyeler, Genel Sekreter Murat Karayalçın'dı. Murat Karayalçın bizimle beraber. Murat Karayalçın'ın geçmişi sağ tandaslı öyle mi? Evet, o zaman öyleydi. Kadere bak. Daha çok milliyetçi havadaydı ama imanlı bir çocuktu. Bizi mesela ben hatırlıyorum birkaç defa gelip savura kaldırmıştı. Yurtta olmadı halde. Her neyse. Şimdi de severim ama maalesef çok yanlış işler yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Peki şöyle yapalım mı Sayın Bakanım? Neticede bir de onu sayayım. Sonra yönetim kurulu üyesi olarak Mehmet Gececiler vardı. Atilla Koç vardı. Rahmetli Veysel Atasoy vardı. Bunları saymamın sebebi şu. Bunların hepsi sonradan bakan oldular. Türk siyasetinde önemli yerlerde bulundular. Önemli hizmetler yaptılar. Onun için bunları söylüyorum. Şu bürokrasi hayatınızı bir anlatır mısınız? Efendim bizim dönemin bürokrasisinde bizim nesilden iki kişi lider olarak görülmüştür. Bizim nesil derken bizden önceki nesilden diyelim. Birincisi Turgut Özal, ikincisi Nevzat Yalçıntaş. Allah rahmet eylesin her ikisine de. Nevzat Bey ne yazık ki TRT Genel Müdürü olunca hakkındaki bazı iyi niyetli spekülasyonlardan mahrum kaldı. Çünkü çok erken davrandı ve istifa etti. Bu da herkesin tenkidine sebep oldu. Çok iyi, dolu, sevdiğimiz bir insandı tabii. O zaman Turgut Özal kaldı ve hakikaten de o oldu. Bizim nesilden de naçizane bendenizi gösterirlerdi. Turgut Bey rahmetli, o zaman Turgut Bey piyanomu teşkilatı müsteşarıydı. Ben girdikten sonra benden haberdar oldu. Malatyalı'ndan, hemşehrinden filan, hocadan. Gayet tabii çok sıkı dost olduk ama arada rütbe farkı vardı. Evet. Buna rağmen bana girdikten bir sene sonra planlama teşkilatına adam alma yetkisi verdi. Düşünebiliyor musunuz? İtimadı. Turgut Özal Yalçıntaş'ın da dairesindeydim. O da aynı
itimadı gösterdi. Ben planlamadaki o sol teşkilatlanmayı kıracak objektif, ehliyetli insanları oraya almaya başladım. Abdülkadir'e bir bomba gitti. Aynı bomba rahmetli Hamidoğlu'yu öldüren, şehit ettiren. Evet, Malatya bomba, Belediye Başkanı. Malatya Belediye Başkanı'nı. Son derece sağlam bir insandır. Evet. Ve aynı bomba postaneye de gitti malum. Ve bunlar patladılar. Abdülkadir'inki patlamadı. Ve şu anda polis müzesinde bu patlamayan Abdülkadir bombası vardır. Enteresan. Çok enteresan. Evet. Onun yani için ilk kez enteresan diye size evet, arz ediyorum. Ondan sonra ben efendim bürokraside son şeyimi anlatayım da. Tabii. Efendim, buna siyasete yavaş yavaş evet, geçelim. Geçelim. Ben Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde işletme başkanı rahmetli cennet mekan olduğuna inandığım Sabahattin Zaim Hoca geldi. Dünyanın en tatlı adamıydı. Dedi ki hadi bakalım bu işleri bitir. Zaten harp okulunda da işime son verdim işlerdi. Kendisinin çok meşgul olduğunu düşünüyoruz. Onun için gelsin diye. Sırf kuyumcular var. Yahu sen ne arıyorsun burada dediler. Biz istemeyiz dediler. Ama dedim ki bak ben geliyorum. Annem önlüğümü bile dikti. Güzel bir baklava yedireceğim size filan dedim. O sırada işte Turgut Bey geldi. Evet. Bürokrasinin son aşaması diyelim son merhalesi. Ve ben de onu tebrike gittim. Çok değerli izleyenler, İz Bırakanlar programına devam ediyoruz. Konuğumuz, malumunuz Hasan Celal Güzel Beyefendi. Hasan Celal Güzel Beyefendi'nin Özal'la baklavacı dükkanı açıyor. Maişet meselesi var. Bürokraside görevine son veriliyor. Özal'la yolculuğu başlıyor. Kendisine soralım. Efendim, Özal'la yolculuğunuz baklava vesilesiyle mi başladı? Hayır. Özal'ı tabii tanıdığımı sevdiğim için... Evet. O da beni severdi, tanırdı da planlama teşkilatından. Daha sonra münasebetlerimiz hep devam etmişti. Evet. Ben tebrik edeyim dedim, gel mi Özal diye. Takip ettim. Oturduğu gün olmuş, gittim oturduğu gün ben de oturdum. Böyle baktı gözlüğünün altından. Geldin mi dedi. Geldim efendim dedim, tebrik ederim filan. Peki dedi... Haydi dedi, seni müsteşar muavini yapıyorum dedi. Kendisinin yardımcısınız. Evet. Kendisi devlet planlaması müsteşarı. Hayır. Başbakanlık müsteşarı. Başbakanlık müsteşarı. Öyle mi? Olmuş. Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlarına da vekalet etme şartıyla olmuş. Evet. Başbakanlık müsteşarı oldu, geldi. Müsteşar yardımcısı yapıyorum dedi. Ben güldüm. Dedim ki efendim ben baklavacı dükkanı açıyorum. Her türlü malzemesi bilmem nesi kira. Yarım Özal da gülmüştür herhalde. Tabii güldü. Evet. Bana dedi ki başlarım baklavacı dükkanından dedi. Evet. Ulan dedi ben dedi Türk ekonomisinin düzenlenmesinden bahsediyorum. Sen baklavacıdan bahsediyorsun. Haydi git dedi bak başlarım şimdi dedi. Yerine otur. Yerin bile hazır dedi. Allah Allah. Bu arada... Böyle sürprizleri severdi. Al bak dedi. Benim müsteşar mavinliğimi mükerrer baskısı olarak resmi gazetenin çıkarmış. Yani, evet. Tek kişi için. Onu görünce ben şaşırdım. Dedi ki bırak oğlum böyle saçma. Artık baklava işi bitti. Bırak dedi. Evet. Sen müsteşar mavini olacaksın. Devlet fazla vermiyor ama. Baklavacılığını filan sen yapamazsın. Sen fikir adamı olmuşsun dedi. Biz de hepsini birden iptal ettik. Gittik yerimize o gün oturduk. O gün makamına oturduk ondan sonra. Ve sonra da rahmetli Özal'ın bu 28 Şubat çalışmasında yanındaki ikinci kişi oldum.
Sonra şeyi getirmiştik. 12 Eylül. Evet. Çalışmasında. 12 Eylül değil efendim. Demirel'in müsteşarı oldu. 12 Eylül'le birlikte Özal'la. 12 Eylül'den sonra. Sonra. Hmm. Hayır pardon. 12 Eylül'den önce 1980 Ocağı'nda oldu bu olanlar. Yani 1980 Ocağı'nda hem rahmetli Özal hem de ben Özal'ın yardımcısı olarak geldik. Tabii, evet. Başbakanlığa. Başbakanımız Süleyman Demirel. 12 Eylül ihtilali oldu. 12 Eylül ihtilali 8 ay sonra oldu. Evet. Biz o arada onu anlatacağım. 24 Ocağı yaptık. Hmm. Meşhur 24 Ocak kararı. 24 Ocak kararına ve dedik ki gidip askere de anlatalım ne yapacağımızı. Ama Süleyman Bey haber verelim. Onun tasvimini almadan olmaz. Gittik haber verdik. İyi edersiniz dedi. O da gitti rahmetli Turgut Bey'le birkaç arkadaş gittik. Üstü Dağım ben filan. Askerlere dedi ki orada Kenan Evren başkanlığında bütün kuvvet komutanları ve generaller toplanmış. Evet. Ankara'daki bütün generaller. Bazı albaylar da var ekonomiyle ilgili. Turgut Özal işte biz bunu yapacağız dedi. 4 saat. Ve şunu da gülerek dedi ki eğer dedi herhangi bir müdahale düşünüyorsanız. Çünkü müdahale konuşuluyor o zaman. Konuşuluyor tabii. Evet, konuşuluyor. Bunu da düşünmek zorundasınız dedi. Türk ekonomisi iflastadır dedi. Adamlar çok hoşlandılar. Kalktılar teşekkür ettiler. Çok aydınlanlık dediler. Hiç bu taraflarını bilmiyorduk dediler hakikaten. Yani sonunu düşünmeye başladılar bu işin açıkçası. Öyle sonradan anlıyorum. Sonra işi yaptık. 24 Ocak kararları evet. Çıktı. 24 Ocak kararlarından sonra gittik Süleyman Bey'e gene anlatalım mı dedik. Askere de ne yaptığımızı anlatın dedi. Gittik tekrar bir 3-4 saatlik konuşma yaptık. İzah ettik tek tek ne yaptığımızı. Rahmetli Özal konuştu hep. Ondan sonra da çıktık. Çıkarken dedim ki efendim bu adamlar ne yazık ki darbe yapacaklar. Ve darbeden sonra da sizi getirecekler. Başka çareleri yok dedim. Haberiniz olun hatırlan. Haydi canım sen de ben darbecilerle çalışmam falan dedim. Oradan ayrıldık. Güzel bir çalışma ortamı oldu. Evet. Sayın Demirel bize her türlü imkanı o bakımdan sağlamıştır. Ve rahmetli Özal'ı da rahmetli Demirel kendi bakanlarına tercih etmiştir. Yani ki Özal'ı bakanlardan daha çok tutmuştur. Özal vekalet ettiği için ben de Özal'ın vekalet ettiği her yere vekalet ettim. Hatta Demirel demiş ki, yahu demiş bu genç çocuğu biz bütün devlete vekalet verdik. Haberin olan var mı demiş, biliyor musun? Evet. O da gülmüş. Daha başka varsa da o götürür demiş filan. Böyle bir espri evet. Bana anlattı. Ben de çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra efendim biz orada gece gündüz çalıştık. Taşları yerine oturtmaya gayret ettik. Artık kamyonlar yürümüştü. Artık para borsası ortadan kalkmıştı. Artık dövizin çok zor bulunduğu bir dönem. Ekonominin çok sıkıntılı olduğu bir çok dönem. Çok sıkıntılı olduğu dönemdi. Evet. Efendim aslında rahmetli Ecevit moratoryum ilanını düşünüyordu. Yani iflas ilanını evet. Düşünüyorduk devlet olarak. Fakat tamamen bundan kurtulduk. Çok mükemmel bir ekonomi olmasa da ekonomik durumu düzeltmeye başladık. İthal ikamesi modelini değiştirdik. Değişik bir modelle çalıştık. Ve enflasyona karşı yeni üretim biçimleri ortaya çıkarttık. Evet. Filan. Yani çok detayına girebilirim. Girmek istemiyorum. Lüzum yok. Ondan sonra da efendim benim tam tahmin ettiğim oldu. 11 Eylül günü
Hüseyin Erdem Bey, sonradan MHP'nin Ankara belediye başkan adayıydı. O zaman daha gençti, askerlik yapıyordu. Ben de iyi tanırdım ülkeden. Geldi, abi dedi, annem ölüyor. Onun diye izin aldım. Bunlar kimse bırakmıyor. Yani sabah kendi aralarında konuşuyorlar. Sabah ihtilal yapacaklar dedi. Ondan sonra gitti. Ben hemen Turgut Bey'e gittim rahmetliye. Dedim ki efendim böyle ihtilal yapacaklar. Çok telaşlandı. Ciddi bir yer mi? Ciddi bir yer dedim. Hemen Süleyman Bey'e bildirmek lazım dedi. O arada elinde çok önemli bir iş vardı gene. Sen bir söyle de dedi, sonra da ben konuşayım dedi. Ben gittim. Süleyman Bey bir geniş seçmen grubuyla karşıya çıkıyordu. Dışarıya çıkıyordu. Ben efendim size çok önemli bir şey söylemem lazım dedim. Bir haber vermem lazım. görüşmem lazım dedim. Evvela bir tereddüt etti. Sonra etrafa baktı. Bana çok mu önemli dedi. Evet çok önemli dedim. Anladım. O zaman Ekrem'e söyle dedi. Ekrem Bey de devlet bakanı ve Demirel'in sağ kolu. Evet. Ekrem Ceyhun. Ekrem Ceyhun. Evet. Hemen Ekrem Ceyhun'a gittim. Ben de tanırdım onu çok yakından. Dedim ki böyle böyle. Ya bize de bir hareketten bahsettiler ama dedi. Ahmet İhsan Birincioğlu'na da sordum. Yok bir şey dediler dedi. Yani o da Milli Savunma Bakanı. Bir operasyon hazırlıyorlar. Ev ev her yer arayacaklar. Onun için anarşist derlerdi o zaman teröristler. Evet, anarşistler. Anarşistlerle mücadele için, onlar tespit için, tahliye için filan. Ben de tatmin oldum dedi. Tatmin olmayın, yalan söylemişler dedim. Böyle böyle ben dedim aldım haberi. Tam kesin olarak aldım. Benden uyarması, söylemesi, ben Süleyman Bey'e gittim. Daha evvel Turgut Bey'e gittim. Şimdi de size geliyorum. Artık benim mesuliyetim bitti efendim dedim. Evet. Ondan sonra döndüm ve o gece başta Süleyman Demirel'in masası olmak üzere bütün devlet bakanlarının, başbakan yardımcılarının filan masalarını boşalttım olduğu gibi. Ne kadar evrak filan varsa onu aldım, torbaya doldurdum, gittim. Ertesi gün hiçbir şey bulamadılar. Tek bir vesika. Ondan sonra sabahleyin benim tahmin ettiğim gibi gelip uyandırdılar. Bir hava, bir kara albayıyla başbakanlığa götürdüler. Turgut Bey oturuyordu, daha ben onu getirmişlerdi. Sonra Kazım Bey filan, Oksay. Haydi bu treni yürütün dediler. Orada da birinci ve ikinci şeyleri yayınlamışlardı. Yani emirleri. Turgut Bey onları görünce aman dedi, treni tam siz berbat ettiniz, kalktınız. Bankalardaki parayı çekme müsaadesini ortadan kaldırdınız. Bu ne demektir biliyor musunuz? Herkes paniğe kapılacak demektir. Tam güvere edeceksiniz dedi. Turgut Bey'i dinlediler. Ama tekrar kanunlara başlamak istediler. 1-2-3 diye. Ona da ben mani oldum. Anlattım meseleyi. Resmi gazeteyi filan çıkardık. Sonra bir sürü bu konuda yani 12 Eylül konusunda benim söyleyeceklerim çok şey. Peki. Var ama vakit geçti. Vakit bittiğimiz de daralıyor artık. Evet. Son şeyimize girdik. Siyasi şey artık Özal'la giriyorsunuz. Özal parti kuruyor. Siz yanında mısınız Özal'ın? Yanında değilim. Değil misiniz? Değilim, şundan değilim. Özal parti kuruyor ama yeterince darbecilerle gereken mücadeleyi vermedi diye düşündüm ben. O zaman öbür tarafta Demirel de bir parti kurduruyordu. Bir paşayı başına getiriyordu biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra onlarla beraber olmayı düşündüm. Turgut Bey Allah razı olsun iki defa bana sağ kolum ol gel dedi. Teşkilat başkanı ol dedi. Yani bir ay bayağı düşündüm bir ara.
Ama gitmedim. Dedim ki efendim kusura bakmayın. Ben bu darbe meselesinde çok hassasım. Hayatım bunlarla mücadele etmekle geçti. Sonuna kadar sizin peşinizdeyim tabii ama bu böyle siyasi alanda şimdilik olmayacak dedim. Demirel'de hiç olmadı. Demirel maalesef tamamen oportunist bir politikayla devam etmişti. Evet. Onun üzerine ben politika dışı kaldım. Beni sonra çağırdı. Tebrik'e gittim tabii. Dedi ki o kadar ısrar ettim gelmedin şimdi dedi. Sen de arkadaşların da milletvekiliydiniz dedi. Bari dedi bana bürokraside yardım et. Nasıl dedim efendim? Ya planlama teşkilatı müsteşar ol ya başbakanlık müsteşar ol. Ben planlama teşkilatı müsteşar olmayı tercih ederim dedi. Ertesi gün geldiğimde ben vazgeçtim planlama teşkilatı müsteşarlığından. Nasıl olsa birisini bulurum dedi. Başbakanlık müsteşarı olacaksın. Ve en genç başbakan yani, müsteşarı oldunuz. Oldum da öyle. 37-38 yaşında. Oldum oraya gittim ve öyle bir başbakanlık müsteşarlığı yaptım ki Allah rahmet eylesin bana tam yetki vermişti. Hatta 6 boş kağıtlara 50'den fazla kağıda imza atıp üstünü sen doldur demiştir. Ben doldurdum ama hepsini haber verdim kendisine. Teşkilatlanmayı tam o yaptı. Hep getirdi. Başkalarına ait bakanlıkların bile müsteşarlarına kadar biz müdahale ederdik. Çünkü iyi bir kadro olsun istiyoruz. İyi bir kadro olsun istiyoruz. Hatta müsteşar bakanlar kızarlardı falan filan. Sonunda bakanlar da biz de kartolaşmak isteriz dediler filan. Gitmeye başladılar. Tabii solcu morcu çok gelmeye başladı. Solcuya solcu dediniz dedi ama hep dedi sağcım olsun dedi filan. Birkaç tane de sosyal demokrat olsun dedi. Peki efendim dedim. Sonra mason... Dört eğilim diye bir şey var değil evet, mi? Yani evet sonra. Özal'ın dört eğilim. Eğilim politikası yani, diye. Politikası vardı. Evet. Öyleydi ama Özal milliyetçi muhafazakar Çatırken olarak partisini. Evet. Kendisi de öyle, programı da öyleydi. Evet. Ondan sonra... Bakanlık yapışınız ikinci dönemde herhalde. Yani birinci seçimde değilsiniz. Evet. İkinci seçimde bakan oldunuz. Seçimde. Ben birinci dönemi şöyle noktalayayım. Turgut Bey'e götürdüğümüz kimselerin arasında mason varsa... Eminsek söylerdik. Turgut Bey, mason duyunca akan sular dururdu. Hemen kalsın derdi. Sakın ha derdi. İşin enteresan tarafı. Yani mason teşkilat demek Türkiye'de çok etkin. Evet, evet. Evet, öyle anlaşılıyor. İşin enteresan tarafı şuydu. Kenan Evren'de masonlara, rotarilere ve şeylere, Lyonlara tepkiliydi. Bunlar mason derdi. Bu adamları bana getirmeyin derdi. Enteresan. Böylece iki taraflı bir şey meydana geldi filan. O dönemde hiç masonik adamlar gelmediler. Masonlar gelmediler. Ondan sonra maalesef birkaç tane kaçırdı kendisi de. Partisinde kurucu olarak oldu. Evet. Peki Hasan Bey, siz zamanımızda daraldı. 20 bütün darbeler yaşadınız. Yani son 15 Temmuz işgal girişimi de dahil olmak üzere. Bu 28 Şubat'a dair söyleyeceklerinizi. Bir de Tank Hasan ününe kavuştunuz. Biraz da oradan bahseder misiniz? Tank Hasan ününü herkes şeyden zanneder. 28 Şubat'ta. Ne yapayım ki daha önce... Ben milletvekilliği seçimleri için Gaziantep'e gittiğimde Turgut Bey benim lehime olsun diye seçim için bir şey doldurmuştu. Video doldurmuştu. Orada bu adam Tank Hasan dedi size gönderdiğim. Gitti dedi 10 günde 200 tane köy gezdim dedi. Başka biri olsa inanmam ama Tank Hasan yapar dedi. Böyle beni takdim etmişti. Tank Hasan, Tank Hasan derken gerçekten Tank Hasan oldum ben. 28 Şubat'ta evet. Ona gelirsek.
Evvela şunu söyleyeyim. Devlet Bakanı Hükümet Sözcülüğü'nde de, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da epeyce önemli gelişmelere sahne oldu benim bakanlıklarım. İyi bakanlık yaptığım söylendi. Ama tabii iyi politikacı olamadım. Turgut Bey'in yanındakilerle... İyi bürokrat olmanızdan herhalde kaynaklanıyor. Olabilir, olabilir. Evet. Bir de ben derdim ki rahmetli Turgut Bey'e, Allah bir emiri severse kendisine iyi müşavirler ve müsahipler ihsan edermiş. Sizi seviyor. Çünkü yanınızda ben varım. Ben size doğruları gösteririm. Hiçbir zaman dal kavukluk yapmam. Siz de bunu bilirsiniz. Bana kızsanız da dinlersiniz dedim. Birkaç defa bunu söyledikten sonra bana dedi ki bırak hadis-i şerif okumayı da neyi tenkit edeceksen et dedi. Anladı ki bir hazırlık yapıyorsunuz. Tabii ben geldim. Tabii evet. Bu iş o bir böyle genel başkan olmak, bir başbakan olmak meselesinde beni yaraladı. Yani daha doğrusu Turgut Bey'in yanında başta eşi ve çocukları olmak üzere yandaki kişiler bunu biraz kıskandılar, bu yakınlığı. Çok yakınlar. Evet, evet, çok. Bu bilirsiniz, bunu politikada böyledir. Evet. Efendim ondan sonra ben kalktım, aday oldum. Turgut Bey Cumhurbaşkanı olduktan sonra başbakanlığa ve genel başkanlığa asfakla kaybettim. Çünkü Turgut Bey yanındakilerin tesiriyle beni desteklemedi. Daha yani sonra Türkiye'nin da, şartları vesaire herhalde diye düşünerek. Filan. Daha sonra da çok pişman oldum. Şu anın da bana da bizzat ifade etti. Söyledi. Yanlış iş yaptık filan diye. Ama Türkiye ondan 10 yıl kaybetti diye düşünüyorum. Çünkü ANAP hemen birkaç yıl içinde %1'in altına düştü biliyorsunuz. Ben de o sırada Mesut Bey gelince daha evvel Yıldırım Bey zamanında nasıl olsa Anadolu çocuğu onunla idare ederim dedim. Öyle gittim ama Mesut Yılmaz gelince artık devam edemedim. Peki Hasan Bey. Ayrı parti kurdum. Yeniden Doğuş evet. Partisi diye. Onunla da 28 Şubat'a girdik. Peki son 5 dakikaya girdik. Hem 28 Şubat'a dair hem de bugünkü gerek gençlere gerek politikacılara ne söylemek istersiniz? Bu 5 dakikayı da 28 Şubat'ta ben 1276 konferans verdim. 3,5 yılda bütün Türkiye'yi gezdim. 150'den fazla dava açıldı hakkımda. Fakat çok güzel oldu o. Bana herkes dedi ki sen Nasrettin Hoca mısın? Göl maya tutar mı? Ben tutar dedim. Tutarmış işte. Sonradan tuttu. Evet. Sadece benim çalışmalarımla değil tabii. Herkes bunu söyleyince edince tuttu. Ve artık 1960'ın ahı Türkiye'de 15 Temmuz'da alındı. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Kaç sene sonra oldu ama oldu. Benim gençlere politika konusunda tavsiyem şudur. Kısa yoldan politikacı olmaya çalışmayın. Hiçbir meşguliyet böyle sizin önünüze gelmez. Sırf şunun oğlu, bunun bilmem nesi diye bakmayın meseleye. Gideceksiniz, en alttan başlayacaksınız. Hızla çalışacaksınız. Bir yandan kendi hayatınızı devam ettireceksiniz. Bir yandan da politik hayatınız olacak. Ve göreceksiniz ki sonuna kadar yükselebileceksiniz. Ama bunu yaparken siz olun. Ben Hasan Celal Güzel olarak nasıl başladıysam, Hasan Celal Güzel olarak öyle bitirdim. Kendimden hiç taviz vermedim, şahsiyetimden. Bu gurur ve kibir değildi. Bu dürüstlük arzusu. Evet. Hiç yalan söylemedim. Hiç kul hakkı yemedim elhamdülillah. Evet. Siz de böyle olmalısınız ki yeni bir dürüst politikacı nesil yetişsin. Aksi takdirde hep yanlış şeyler yaparak belli yerlere gelenlere
cesaret vermiş olursunuz. Diyorsunuz, evet. Diyorum, evet. Peki Hasan Bey, gençler yani politika ya da işte bugün hükümet edenler, bürokratlar önemli bir süreçten geçiyoruz. Yani bugün gerçekten insanların çok kişilik değiştirebildiği bir zemin yaşanıyor. Yani öyle bir zemin. Ne yazık ki öyle. Öyle. Zemin hazırlandı. Bu böyle yetiştirildi. Yani dün kötü diyen insan bugün bu şekilde hazırlandıkları için bunun tahribatıyla alakalı nasıl tedbir alınabilir? Yani insanlar da ne yapmalı? Sadece devlet değil. Yani biz şahıslar olarak ne yapmalıyız? Bununla bitirelim arzu ederseniz. Şahıslar olarak tabii insan herkes kendi şahsi gayretini gösterir. Benim Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi diye bir teşkilatım var. Yeni Türkiye adı ilk oradan geliyor. Öyle mi? Bu 23 sene evvel kurduğum bir araştırma teşkilatıdır. Evet. Türkiye'nin en genişidir şu anda. İşte bunun başında çalışıyorum ve benimle çalışan 80 civarında profesör, doçent var. Onlarla devamlı fikir üretmeye gayret ediyoruz. Ben şahsen bunu yapabiliyorum. Siz de mesela diyelim ki X Genel Müdürlüğü'nün başındasınız. Evet. Yahut da Y Daire Başkanlığı'nın. Siz bunu mutlaka idareci olarak yapmalısınız. Yapabilirsiniz. İdareci de olmadınız. Daha yeni uzman yardımcısınız diyelim. Evet. O zaman da imkanlarınız var. Tabii yukarısı kadar fazla imkanınız yok ama hem imkanınız var hem vebaliniz var. Bu memlekette yaşayan insanlar, Türk milleti, tabii Kürdüyle, Türküyle, hepsiyle Türk milleti evet. tarif ediyoruz. Türk milleti büyük bir millettir. 6000 yıllık tarihe sahiptir. Böyle bir milletin ferdi olmak zaten bir defa iftihar vesilesidir. Bunu sağladıktan sonra, Allah bize bunu bahşettikten sonra İslam'ın ve Müslüman Türklüğün liderliğini bir Türk milletine bahşettikten sonra bizim bunu omuzlarımızda taşımamız lazımdır. Herkes bir Tayyip Erdoğan olmalıdır. Herkes bir Recep Tayyip Erdoğan gibi idealist olmak mecburiyetindedir. Yanındakiler de öyledir. Sizler de öylesiniz. Bu çok önemli. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu perspektiften hep kendisinin de söylediği asım neslini yeniden tanzim edebilmesi için evvela kendi yanındakilerden başlayarak yepyeni bir teşkilatlandırma ve kadrolaşma meydana getirmelidir. Bu çok önemli. Peki. Efendim Hasan Celal Güzel Beyefendi ile süremiz bu kadar. Söyleşimizi sonlandırıyoruz. Ancak kendilerine sağlık, afiyetle nice hayırlı ömürler dileriz. Çok teşekkür ederim. Yeni Türkiye'yi kurma yolunda gayretleri, çalışmaları zaten devam ediyor. Bunlardan da bütün Türkiye olarak yararlanmak isteriz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben, sağ olun. Kusura bakmayın, biraz sesim falan kötüydü rahatsızlığımdan dolayı. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Efendim yeni bir iz bırakanlar programında görüşmek üzere. Hayırlı günler efendim.